Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. 18 Aralık 2013 günlerden ise çarşamba arkadaşlar ve saatlerimiz 17.28'i gösteriyor şu an itibariyle. Ve yeni günün canlı yayına başlıyoruz. Yeni günün canlı yayın derken zaten gece saatlerinde bir güncelleme sizlerle paylaşmıştık hatırlıyorsanız. Gece saat 00.57 olarak aklımda kaldı ama umarım öyledir. Gece yapmış olduğumuz analizlerde de sizlerle anlatmaya çalıştık aslında durum nedir diye. Kısaca şöyle bir özet yapayım istiyorsanız sizlere. Şu an için arkadaşlar gece saat 21.00'da gelecek olan Fed'in faiz kararı ve tahvil alım programı ile ilgili beklentiler ortaya çıkacak. Beklentiler derken yani ne karar verdiği ortaya çıkacak. Dün başlamıştı toplantı ve bu akşam artık sonlanmış olacak toplantının da detayları açıklanacak. Arkadaşlar Amerika'nın nesini seviyorum biliyor musunuz? Çok fazla şeyini sevmiyorum ama şu toplantıdan sonra hemen sonra tutanakların açıklanması gerçekten çok güzel. İngiltere gibi haftalarca beklememize gerek kalmıyor. Ve 21'den sonra arkadaşlar hemen 21.30'da da Bernanke sahneye çıkacak ve açıklamalarda bulunacak. Şimdi dün gece bahsetmiş olduğumuz senaryolar neydi sizlerle? Ya tahvil alımlarında bir azaltıma gidilecek şeklinde bir senaryo vardı. Artık bu 10 milyar dolardan küçük mü olur yoksa 10-20 milyar arasında mı olur? Bunu bilemiyoruz ama hani 10 milyardan düşük bir başlangıç herhalde uygun olur eğer ki bir başlangıç yapacaklarsa bugün. Bu da hafif bir yukarı hareketi, yani dolar tarafında yukarı hareketi beraberinde getirebilir. Euro dolar ve sterlin dolarda geri dönüşleri ortaya çıkartabilir ki bu euro dolarda biraz daha sert olabilir. İngiltere için bugün aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. Belki çünkü İngiltere'den gelen veriler özellikle işsizlik oranındaki düşüş bayağı bir etkilemişti piyasayı. Birazdan inceleyeceğiz. Bunları söyleyebiliriz ama tabii 10 milyardan çok daha büyük bir indirim gelirse ki düşük bir olasılıktır bu arkadaşlar. Bu çok ciddi şekilde sert hareketler anlamına gelir. Bunu söyleyebiliriz. Bu iki senaryonun da gerçekleşme olasılığı biraz daha az ama. Özkan Bey İzmir'i görürüz o zaman artık demiş. 35'ler çok çok mümkündür. Hatta İstanbul'a doğru İzmir-İstanbul arası bir yola çıkmış bile olabiliriz Özkan Bey. O yüzden 1.35'lere doğru bir hareket tabii ki yani 10 milyar dolardan 10 milyar doların üzerinde bir kesinti yapılacaksa tahvil alım programında böyle bir şey açıklanırsa gerçekten ciddi bir hamle olacaktır. Bu 1.35'lere doğru bir hareketi çok rahat şekilde getirir euro dolar paritesinde. Ama arkadaşlar asıl piyasanın aslında şu an için daha çok mümkün olabileceğini düşündüğü senaryo şu olacaktır. Bugün için herhangi bir indirime gidilmemesi ve arkasından da bir plan açıklaması. Yani evet hala indirime ihtiyacımız var ve muhtemelen önümüzdeki yani çok kısa sürede hani falcılar gibi arkadaşlar 3 vadede ya da 3 vakitte bir indirim gerçekleşecek tarzında bir yaklaşımdır. Bunu Ocak olarak söyleyebilir, Mart olarak söyleyebilir ya da önümüzdeki ilk 3 ay içerisinde diyebilir. İlk çeyrekte 2014'ün ilk çeyreğinde bir indirim çok çok mümkün gözüküyor denebilir. Bunlara tabii ki piyasa tepki verecektir. Ama şunu söyleyeyim. Piyasanın şu anda fiyatladığı şey nedir derseniz aslında ne tahvil alım programındaki indirim ne de sabit tutulması fiyatlanıyor şu anda. Piyasanın tek fiyatladığı şey belirsizlik gibi duruyor. Görmüş olduğunuz gibi euro dolar paritesine ya da altına baktığınız zaman bugünkü hareketlere gayet yerinde sakin bir seyir var. Piyasa algısı yok mu? Her şeyi bozuyor. Evet, aynı öyle. Ama asıl olan da, asıl gerçek olan da bu Özkan Bey. Ne yazık ki. Çünkü arkadaşlar hep tekrar ediyoruz. Ne haber geldiğinin ya da ne olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü hiçbir haber piyasa üzerinde doğrudan etki yaratmaz. Şimdi bunu dediğim zaman bazı arkadaşlarımız ki yani canlı yayınlara yeni katılan arkadaşlarımız ya da eğitimlerde ilk defa karşılaştığımız arkadaşlarımız bir garipsiyorlar. Nasıl hareket ettirilmez bir haber piyasayı diye. Arkadaşlar haberler piyasayı hareket ettirmez. Yani hiçbir şey hiçbir zaman bir veri iyi geldi diye dolar haydi ben yukarı çıkayım tarzında bir yaklaşım içerisinde değildir. Ne olur piyasadaki oyuncular bunu algılar ve bu veri doğrultusunda işlem yaparlar alış ya da satış yönünde ve bu işlemler sonucu arkadaşlar piyasadaki hareketler paritelerdeki hareketler
gerçekleşir. Bu da doğal olarak fiyatları etkiliyor tabii ki, ama arada bir bariyer var. Yani arada bir filtre var. İnsan filtresi var. Bu filtre insan beyni ve psikolojisi ne şekilde olayı algılayıp da hareketi o tarafa doğru yöneltiyorsa, zaten genel eğilim doğrultusunda bu tarafa doğru hareketler gerçekleşiyor. Bazen olmuyor mu? Oluyor. Sizler de çok rahat ve net olarak görüyorsunuzdur muhtemelen. Nedir bunlar? Mesela haberler iyi geldiği halde dolar değer kazanmıyor. Hatta yani önce bir 20 pip aşağı verip arkasından 50 pip 60 pip yukarı doğru çıkıyor. Çünkü o yapılan düzeltme hareketi sadece piyasadaki oyuncular için artık güzel bir alış noktasına geldiği için olumlu gelen Amerikan verileri euro dolara düşürüp arkasından hop tekrar yukarı doğru harekete sebep olabiliyor. Bugün net bir sonuç gelirse çok fazla yani bu şekilde yanıltmalar ve fake hareketler olmasını açıkçası beklemiyorum. Yani buradaki hareketler eğer netse, net olarak şu kadarlık bir kesinti yaptık ya da Ocak ayında şöyle bir kesinti yapacağız şeklinde açıklamalar çok çok da zikzaklar oluşturmaz. Ama dediğimiz gibi ilk başta bir kesinti olmayıp da arkasından böyle bir açıklama gelirse saat 9'da 9.30 arasında bir yukarı tepki gelir. Herhangi bir indirim olmaması durumunda sonrasında 9.30'dan sonra tekrar yönünü aşağı doğru çevirebilir. Eğer Bernanke gerçekten de bir tarih verirse ya da gerçekten de bu konu hakkında net açıklamalarda bulunursa. Eğer ki arkadaşlar kesinlikle hiçbir şekilde ne indirim yapar ne de bu konudan bahsederse, yani tahvil alım programında hiçbir değişikliğe gerek yok. İşte 2014'ün ilk yarısında mesela hiçbir şekilde böyle bir şey düşünmüyoruz şeklinde bir açıklama ise artık 1.40'ların yolunu çok rahat bir şekilde açacaktır euro dolar paritesi için. Evet, paritelere zaten yavaş yavaş girmiş olduk. Euro dolar paritesinde dediğimiz gibi arkadaşlar çok fazla bir beklenti içerisinde değiliz. Tamamıyla artık haberleri bekliyor. O yüzden farkındaysanız bugün hiçbir parite için ok koymadık. Ne yapabiliriz bu durumda? Yukarı doğru hareketler gelirse ve açıklamalara göre gerçekten de parite yukarı doğru çıkartacak bir açıklama geldiyse ilk başta 37.93, 38.16 civarlarına kadar bir hareket beklenebilir. Sonrasında 38.16'nın üzerine doğru hareketle karşılaşırsak da 38.30 ve 38.60 civarlarına kadar ikinci tepkiyi bekleyebiliriz arkadaşlar. Ve Bernanke'de gerçekten de herhangi bir ters bir açıklama yapmazsa bu yukarı hareket artık 39'ların da üzerine doğru devam edebilir. Zaten bu konuda bakın gece analizlerinde de sizlere biraz daha farklı ve uzun hedeflerle de paylaşmıştık. Nedir bunlar? Mesela bakın şurada. Evet, 38.43, burada bir 38.60 civarlarını ekledik, sonrasında 39.15'e kadar hareketin devamının gelebileceğini söylemiştik ve 38.16'nın kırılması FED kararıyla gerçekleşirse yukarı harekete devam çok daha hızlı olacaktır. Ancak 37.20, 36.97 aralığı aşağı yönlü kırılırsa ancak geri çekilmeden bahsettik. 36.60, 36.25 ve 36 ilk kısa vadeli hedefler sonrasında Özkan Bey'in dediği gibi 1.35'lere doğru bir hareket mümkün gözüküyor. Ki zaten bakın bugün de yaşanan aşağı hareket önce 37.43'e kadar geldi. Sonra buradan bir yukarı tepki, sonra tekrar hafif hafif aşağı doğru geliyoruz. Ama şuradaki 37.20, 36.97 aralığı şu an için kırılamadı arkadaşlar. Bakın şuradaki mavi bölge, şuradaki iki tane destek seviyesinin arası günlük kırılma seviyemiz gibi düşünün burayı. Bu civarlardan tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz vardı gün içerisinde. 37-34'ü tercih etti 37-20 yerine. Durum şu anda bundan ibaret. Sterlin dolara baktığımız zaman ise arkadaşlar genel anlamda sabah saatlerinde gelen veriler sayesinde yukarı yönünü yukarı doğru çevirdi. Ki özellikle arkadaşlar yine saat 11.30'da gelen verilerdi bunlar ki zaten 11.30'dan sonra da bakın şurası saat 11-12 barı şu hareketi gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 pip civarlarında hareketin devamında gelmiş oldu. Ve arkadaşlar özellikle dediğim gibi işsizlik oranı 7.6'dan 7.4'ü düşünce bir anda çok sert yukarı tepkilerle karşılaşmaya başladık ve bu hareketin de devamı geldi. Tam da mavi bölgenin altında bir kapanış vardı ki, günlük kapanış vardı ki tekrar mavi bölgenin üzerine çıktık.
Bakalım bugünkü kapanış nereden olacak? Gerçekten önemli. Çok tesadüf oldu birazcık ama şu mavi bölgenin altına tam Fed'den bir gün önce indik. Eğer bugünkü kapanış tekrar Fed'le beraber aşağı doğru bir hareket gelirse, mesela şöyle bir 1.62'ye kadar, bu durumda arkadaşlar aşağı hareket beklentimiz devam edecektir. Çünkü burada birazcık da günlük barlara bakmamız gerekiyor. Grafik penceresini bakın şöyle biraz açalım. Günlük barlara bakmamız gerekiyor. Bu hangi parite? Evet, sterlin, dolar, saatlik bu, günlük barlar. Evet. Şimdi şu günlük bar, bakın burada yaklaşık olarak, pardon, özür diliyorum. Nereye gitti bu? Evet. Günlük barlara baktığımız zaman arkadaşlar, bakın burada 60 civarlarından bir kapanış var. Tekrar şöyle bir 85 civarlarının altında bir kapanış görürsek burada ince uzun bir çizgi olacaktır. Bu çizgiden sonra yine beyaz bir barla ya da belki şu civarlardan kapanış yaparız. Yine içi boş bir kutu, yani yukarı bir kutuyla karşılaşmış olabiliriz ama sonuç olarak baktığımız zaman bu aşağı hareketi destekleyecek bir bar olacaktır. O yüzden bugünkü kapanışlar önem taşıyor. Orta vadede sterlinde aşağı hareket bekleyenler mutlaka bugünkü kapanışları da dikkate alsınlar derim ben. Kısa vadede ise, yani İngiltere'deki veriler tabii ki olumlu olduğu için şu anda yön biraz daha yukarı yönde ama artık haberlere çok az kaldı. Şu anda söylediğimiz zaten tüm analizler dediğimiz gibi Fed'in kararına bağlı arkadaşlar. O yüzden bu saatten sonra hani şunu yapın bunu yapın tarzında bir yaklaşım içerisinde değilim. Sadece seviyeleri konuşmamız gerekiyor. Akşam saatlerinde de zaten bir aksilik olmazsa Fed konuşmaları sırasında da yine buradan forexpark.net üzerinden sizlerle analizleri paylaşmaya devam edebiliriz. Evet, altına bakıyoruz. Altında ise yine kısır ve sakin bir gün var. 1227.46'nın kırılması bize geri çekilmeyi devam ettirir dedik ama bakın ilk tepki 1228'lere kadar geldi. İkinci tepki tekrar 1228'lere kadar geldi arkadaşlar. 1228-60 civarlarından bir geri dönüş var yukarı yönde. O yüzden 1227.46'ya dikkat edin. Buranın altını geçer isek eğer ki 1222-60 ve 1214-70'ler karşımıza çıkacak gibi duruyor. Bunun için gece saatlerinde bakın birkaç şey daha yazdık. 1214-70 seviyesinin buranın altına doğru bir hareket görürsek 1200 ve 1180-05'ler hedef olarak kullanılabilir demiştik. Özellikle yani 10-20 milyar arasında bir kesinti, yani 10-20 milyar, 10 ya da 20 milyar dolar arasında bir kesinti olursa tahvil alım programında 1200'lerin altına doğru bir hareket de mümkün olabilir diye düşünebiliriz. O yüzden de hani çok sert bir geri çekilme olursa 1200 seviyelerinin altına doğru 1180.05 hedef olarak kullanılabilir. Bunu tabii ki gece saatlerinde tekrar değiştirebiliriz. Gece analizinde daha farklı bir analiz bu konuda yazabiliriz. Tamamdır. Bunu söyleyelim altın için de. Geldik dolar TL'ye. Dolar TL için ne söyleyeceğiz? Dolar TL'de ise arkadaşlar yukarı doğru hareket beklentimiz vardı. Dün malum biliyorsunuz başlayan operasyonla beraber borsadaki çok sert satışlarla beraber hızlı bir yukarı doğru hareket vermişti ama yine de arkadaşlar Borsa İstanbul'a göre çok daha sakin bir seyir içerisindeydi. O kadar, yani oradaki sert düşüşe rağmen çok ciddi bir çıkışla karşılaşmadık. Yine daha istikrarlı bir çıkış sergiledi. Bugün de bu yukarı hareketin devamını getirdi ve 204.56'ya kadar ulaştık. Burayı kırma konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şuraları bir kırarsak 205.25, 205.80'ler karşımıza çıkabilir. Zaten ondan sonrasında 4 saatlik grafiklerde de görüyorsunuz arkadaşlar. 205.25 ve 205.80'lerin üzerinde bakın şu şekilde yeni tepeler var. 206.67 ve 208'ler ulaşılması yine mümkün olacak seviyeler olacaktır. Bunları da söyleyelim. Dolar TL paritesi için. Tamamdır. Bunu söylemişçe olalım. Sayın Zuy demiş ki hocam 21'de altında ne kadarlık bir hareket olma ihtimali var sizce? Verinin ne olduğunu bilmiyoruz ki Sayın Zuy. Yani çok değişik ihtimaller var. Yani en azından 4 tane ihtimal var. Yani
10.000'in üzerinde, 10.000, 10 milyarın üzerinde bir artış ya da 5 milyar gibi, 7 milyar gibi, 3 milyar gibi küçük bir artış, hiçbir şey olmaması ama Bernanke'nin umut verici konuşması ya da hiçbir şey olmamasına rağmen Bernanke'nin de hiçbir sinyal vermemesi geleceğe dair tahvil indirimi konu, tahvil alımlarındaki indirim konusunda. O yüzden ve arkadaşlar şunu da unutmayın, saat 20'deki hareketlerle 21'deki hareketlerle 21.30'daki hareketler arasında gerçekten farklar olabilir. Yani bir tarafta yukarı sonra aşağı ya da önce aşağı sonra yukarı tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz de olabilir. O yüzden lütfen dikkatli olun. Tamamdır. Neyse, özetleri bitirelim şimdi arkadaşlar. Diğer politikleri de özetlerden sonra, yani şimdi başlayacağız. Ama öncelikle şu kaydı bir durduralım. Biz devam edelim.